dakikada, 87. dakikada Beşiktaş, Saim'in ortasına sallanan ayak koymasıyla beraberliği nihayet temin edebildi. Beşiktaş ikinci yarıda rüzgara karşı oynamasına rağmen mütemadiyen bastırıyor. İşte herkese merhabalar, ben Kapadokya Sarı Kulübü'nden Necati. Okulumuz olan Kapadokya Erkek Lisesi uzun bir geçmişe sahip bir okul. Ve onlarca sene eğitim vermiş, onlarca sene ülkemiz adına değerli insanlar yetiştirmiş bir okul. Ve onlarca insan bizim kulübümüz olarak, kanımızca hepsi tek tek tarihe geçirmesi gereken insanlar. Ve biz okulumuzun en büyük kulüplerinden biri olan Kapadokya Sarı Kulübü bu görevi kendinde bulup arkadaşlarımızla beraber, ekiplerimizle beraber ve öğretmenlerimizle beraber okulumuzun, vakfımızın desteğiyle, okulumuzun eski mezunları, değerli mezunlarıyla beraber bu röportajı hep beraber yapmak için başladık. Bunun için ilk adım olarak Beşiktaş'ın ünlü kaptanı ve kulübe senelerce destek vermiş isim Sanlı Sarı Alioğlu'nu bugün ağırlayacağız. Merhaba efendim. Merhaba. Öncelikle hani ben biraz tanıttım da aslında hiç tanıtmadım. Siz kimsiniz yani? Bir kere ben kim olduğumdan önce hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında biz size teşekkür ederiz. Buraya geldiniz. Ne demek? Ben buraya koşarak geldim. Böyle bir şeyi duyunca, teklifi duyunca havalara sıçradım, koşa koşa geldim. Sizlerle karşılaştım. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Ve o yıllar öncesine gittim, 100 yıl öncesine gittim. Kendimi hatırlamaya çalıştım. Ya ben de gençtim, ben de bu yaşlardaydım falan dedim. Ondan sonra hocamız da sağ olsunlar, onlar da aracı oldular. Vakıf başkanımız da aynı şekilde. Sağ olsun. Ve burada bu birlikteliği sağladık. Ne mutlu bana diyorum ben. Biz çok mutlu olduk. Kaç mezunluyunuz bu arada? Milattan önce 972 yılında kaç mezunluydum? 45 doğumluyum ben. Yaşım kaç? 55, 65, 75. Göstermiyorsun ya. Göstermiyorum tabii. Zaten tersini söylesen olay. Ondan sonra kaç mezunuyum? 18 yaşında bitirdiğime göre 45, 55, 63. 63 falan işte. Aynen, 63. Öyle 63. O zaman 60'ta girdiniz değil mi okula? Evet. Hazırlık yoktu o zaman. 3 yıldır değil mi okul? 3 yıldır. Ben ilkokulu, ortaokulu, Anadolu'nun çeşitli illerinde, ilçelerinde hatta. Babanızdan dolayı mı? Babam evet, babam memurdu, kaymakamdı. Kaymakamdı. Kaymakam var mı? O zaman nerede doğdunuz? Ben Niğde Aksaray'ında doğdum. Aksaray'da babam kaymakamdı. 1945, 4 Temmuz 1945. Kaç sene önce Allah Allah. Ondan sonra orada kaymakamken doğdum. Ondan sonra Anadolu'ya hani derler ya Edirne'den Hakkari'ye. Evet. Edirne'de de babam valilik yaptı, Hakkari'de de yaptı. Yani şöyle İzmir'de yaptık. Ondan sonra bütün Anadolu'yu dolaştık. Ve oradaki işte okullarda okudum. Ondan sonra en son babam merkez valisi olarak İstanbul'a geldi. Anladım. Yıl 1960. Geldik buraya. Serencebe yokuşu. Bu Beşiktaş'ta hemen Serencebe yokuşu var. Oradan iki oda bir salonumsu bir şey, bir ev babacığım aldı emekli maaşlarıyla. Ne yapsın işte o zaman öyleydi. Ondan sonra biz mahalle arasında mahalle takımımız oldu. Beni de mahalle takımına aldılar. Ondan sonra orada mahalle takımında tanıdığımız arkadaşlarımız falan verdi. Sonra Beşiktaş seçmeleri oldu. Beşiktaş seçmelerine gittik. İşte oradan içimizden birkaç kişi kazandı seçmeleri. Beşiktaş. O zaman okula başladığınızda zaten Beşiktaş'ta var mıydınız? Şimdi okula başladığımda 1960 tabii ki vardım. Yani şeyde altyapıda vardım ama. Altyapısında vardım. 15 yaşından 18 yaşıma kadar Beşiktaş altyapısında okudum. Ondan sonra bu arada da Kabadaş Lisesi'ne girdim. Ondan sonra Kabadaş Lisesi'nde hala çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hala onlarla beraber oluyoruz filan. Çok güzel günlerimiz geçti onlarla beraber. Sonra futbol seçmeleri oldu Kabadaş Lisesi'nde. Bizim bir mümessilimiz vardı Erdal Duman'la. Eski vakıf başkanı filandı da burada. Evet. Ondan sonra Erdal Duman'la her şeye karışırdı. Ondan sonra futbola da karışıyordu. Ondan sonra bana baktı, ya bundan futbolcu mu olur dedi, ufak tefek bir şey dedi. Yok canım dedi filan.
Ondan sonra seçmelere zorla girdim. Onu seçmeleri de kazandı ama yine bir şey olmaz filan diyordu sonra. Şimdi en iyi arkadaşlarımdan biri Erdal Duvallı. Ve o zaman kim vardı? Hani yakın arkadaşınız? Mesela o zaman dönemde kalecimiz Emin'di. Kapatası mı okuyordun? Kapataş'ta. Hep Kapataş takımı olarak söylüyorum. Kapataş takımı. Ben şeyi anladım. Hani Beşiktaş. Yok Beşiktaş'ta değil. Kapataş takımı olarak. Ondan sonra tek ciğer Mehmet vardı mesela. Ondan sonra pek çok arkadaşımız vardı. Yani Kapataş. İstanbul şampiyonu olduk. Ve Kapataş'ın tarihindeki bir ilk. Kesinlikle İstanbul şampiyonu olduk. Gittik. Türkiye şampiyonası için işte dedim ya biraz önce Mersin'e gittik. Orada da Türkiye şampiyonası için işte 3-4 takımla karşılaştık. En son Ankara maçında biraz önce de anlattığım gibi ondan sonra kavga çıktı. Biz hükümet yenik sayıldık. Ondan sonra tam şampiyon olacakken olamadık. Ondan sonra olamadık ama olsun. Futbolda başarı da var, başarısızlık da var. Ama İstanbul şampiyonu olmanın gururunu hala yaşıyorum ben. Kavataş'taki ilk yılımız nasıl geçti yani? Ya ilk yılda tabii bir çekingenlik vardı, bir ürkeklik vardı. Yeni bir şehre geldik, İstanbul'a. Bütün Anadolu'yu dolaştıktan sonra işte merkez valisi olunca babam İstanbul'a geldik. O şehre alışmak vardı. O okula, liseye alışmak vardı. Ondan sonra tabii bu bir süre aldı, bir süreç oldu bununla ilgili. Ancak uyumu çabuk sağladığımı düşünüyorum. Ve İstanbul'a özellikle de Kavadaş Lisesi'ne çabuk alıştım. Kavadaş Lisesi ile bir bütün olduk. Derslerimde de fena değildim. Geçiyordum. Son yıl yalnız bir dersten bir iki dersten bir ne şey kaldık. Bir dahaki sene bütünlemeye denen ona işte oraya kaldık. Aydın'a gittik. Şampiyon Türkiye şampiyonası. Ondan dolayı fazla çalışamadık, edemedik. Torpil morpil yoktu. O zaman onun için de çok da güzel bir şeydi işte. Şimdi torpil var mı Türkiye'de? Torpil ya bizim okulun içinde olmaz. Okulda değil. Türkiye'de var bu torpil. Türkiye'de çok var. Bana göre çok var. Neyse sen şimdi konuşma. Ben konuşayım. O torpil çok kötü bir şey. Liyakat önemli. İnsanlar hak etmeli. Hak etmeli geldikleri yer. En sevdiğiniz ders neydi buradayken? En sevdiğim ders beden eğitimini bir kere çok... Mustafa Uzma. Beden eğitimi hocamızdı. Mustafa Uzma. Ve spor, futbol aşığı bir kimseydi. Ondan sonra benim üzerime çok düşüyordu. Ve adeta yaptığımız antrenmanlarda Şeref Stadı'nda yapıyorduk antrenmanı. O zaman Şeref Stadı siz bilmezsiniz. Şimdi saray var ya, orası Şeref Stadı'ydı. Ondan sonra orada yapardık antrenmanları. Şeref Stadı'nın zemini taş, toprak. Toprak böyle taş gibi. Ondan sonra soyunma odaları çok güzeldi. Fareler dolaşıyordu. Fareler aralarda dolaşıyordu. Yakala, bak isim koymuştuk onlara. Bak bu Hüseyin, o Ahmet bilmem ne filan diye. Böyle böyle geçiyorlardı böyle. Ondan sonra duş bazen akar akmaz. Ortaköy hamamına gelirdik. Ortaköy hamamında yapardık. Duş yıkanırdık bazen. İşte öyle bir ortamda özellikle altyapıda daha zorluklar yaşıyorduk. Ama çok iyi hocalarımız vardı. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Mesela Çengel Hüseyin diye Beşiktaş'ın çok ünlü bir eski futbolcusu altyapıda antrenörümüzdü. Yani çok iyi hocalarla çalıştık. Ve benim o altyapıda canım ciğerim Yusuf Turoğlu vardı. Yusuf Turoğlu. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Benim gördüğüm dünyadaki en yetenekli oyuncuydu. Ama bir türlü işte bir türlü tam randımanını veremedi. Tam performansını gösteremedi. O nerede okuyordu? O da bir yıl şeyde bizim okula geldi. Bir yıl geldi, ondan sonra ayrıldı. Ya, onun galiba kardeşi de bizim okulda okuyordu. Tabii tabii. İlyas Tunoğlu. Ne kaç sene vardı onların? Galiba İlyas Tunoğlu kaç yaş büyük bilemiyorum ama
3-4 yaş falan. O da mı Kabadasın takımında oynuyordu yoksa siz Beşiktaş'ta oynuyordu? Yok, o oynamıyordu. İlyas Tunaoğlu'nun futbolu. Yok, şey, Yunus Tunaoğlu. Yusuf. Yusuf Tunaoğlu. Yusuf Tunaoğlu. Kabadasın'da benimle, o bir yıl okudu, ayrıldı. Peki o, siz Beşiktaş'ta mı beraber oynuyordunuz? Sonra Beşiktaş'la beraber oynadık, beraber girdik. Kaç sene oynadın? O da çok oynadı. Ana takımda oynadı değil mi? Efendim? Ana takımda oynadı. Ana takımda da oynadı, baba takımda da oynadı. Öyle bir yetenek ki o facia bir şeydi o. İngiltere'den falan teknikler alır. Harika bir tekniği vardı, harika. Ama ya söylemek istemiyorum, tam bir profesyonel değildi. Kendisine yani tam bir profesyonel gibi bakamıyordu. Gelmesi, çıkması gereken o merdivenlere çıkamadı. Yavaş evet, çıktı, ortada kaldı. Mesela Ajax'tan Mayax'tan teklifler geldi ama olmadı. Yani çok büyüyebilirdi. Evet. Dünya çapında bir yıldız olmadı. Kaçmanın var mı? Eğlenceli. Okuldan kaçmadık da sorular bazen yazılı imtihanlarda sorular aşağıya gider, makarayla yukarıya çıkabilirdi. Çıkabilirdi. Ondan sonra ama çok ender olurdu. Cin gibi hocalarımız vardı. Ondan sonra ama cin gibi de talebeler vardı. Mesela orada hatırladığınız öğretmen var mı? Hani ben bayağı ünlü olan. Çünkü bizim burada hep öğretmenler falan bazen... Vallahi bir kere bütün öğretmenlerimizin arasında ayrım yapmak istemem ben. Hepsini anormal, evet. Anormal çok seviyordum. Hepsine karşı saygımız sonsuzdu, sevgimiz sonsuzdu. Onlar da bizi el üstünde tutarlardı. Yani onlar bizi iyi talebe olma yönünde itiyorlardı, destekliyorlardı ve biz de onlara şükran ne kadar şükran olduğumuzu göstermek için çaba harcıyorduk. Evet. Saygımızı daha fazla göstermek için büyük çaba harcıyorduk. Siz büte kalmak demiştiniz ya. Ne kalmak? Yani o yıl geçememek. Ha evet. Çok fazla oluyor muydu? Ya oluyordu tabii yani. Hep sizin döneminizde de çünkü yani de böyle söylüyorum. Yani birinci sene gelmek kolay. İkide böyle bir eksiliyorlar. Ama üçü bitiren de harbiden Kabadasıyrık Lisesi'nde bitirmiş oluyordu o zaman. Valla yani bir de iki de öyle çok kalan olmuyordu. Yani ama üç de dediğim gibi o imtihanlarda ben mesela bir yıl beklemek zorunda kaldım. Hangi dersten kalmışsınız? Hangi dersten kaldım? Edebiyattan zaten bir de... O zaman edebiyat öğretmeninizsiniz. Ya, o kadar zor falan sorma. 100 yıl geçti aradan Allah Allah yani. Allah Allah. Ya aradan 100 yıl geçmiş bana Ahmet. Yok ben şey anlamında sorum. Hani sahiller, yazarlar falan. Edebiyat hocamız Ahmet Aydınlı gibi. Mecit Nizetik de denk gelmediniz. Yok gelmedik ona. Gelmedik ama ben isim olarak da öyle belirtmek istemiyorum. Aynen, bütün anladım. Hocalarımızın bütün hocalar, evet. Değerli olduğunu inanıyorum. Bir tek beden eğitimi hocasının bende ayrı bir yeri vardı. Mustafa evet. Osman işte her zaman benim futbolcu olmamda nasıl koşmam gerektiğiyle ilgili bile günlerce çalışırdık. Bu kollarım nasıl çalışacak, nasıl girecek, ne olacak falan. Onun sayesinde de hem Kabadaş'ta oynadım hem Beşiktaş 18 yaşında Beşiktaş'ta forma giydim. 19 yaşında A milli takımda oynadım. Evet. Amil takımda epeyce bir maçım var. O zaman siz hem liseye gidiyordunuz, hem milli takım maçlarına çıkıyordunuz. Tabii. Liseyi bitirdim. Bitirdim. İlk önce eczacılığa girdim. Nişantaşı özel eczacılığa. Orada bir laboratuvarda bir şeyler karıştırırken yanımdaki kızcağızın bacağına bir şeyler geldi. Kızım bacağı yandı. Ay muhalifler. Sonra utancımdan oraya gidemedim. Ama orada da laboratuvar mecburiyeti var, devam mecburiyeti vardı. Sonra inşaat mühendisliği işte. İnşaat mühendisliğinde de 3 yıl okudum, hiç de fena değildim. Ama orada da dersleri çok kaçırdığım için ve bir de artık profesyonel hayata girmiştim futbolda. Ondan sonra seyahatler oluyordu, maçlar oluyordu, takımın maçları, milli takımın maçları. Ondan sonra devam etme zorunluluğun olduğu dersler vardı. Takip etme zorunluluğu, dersleri kaçırırsan başarı olasılığın düşüyordu tabii. Ve o nedenle de aksama oldu ve dedim ki futbolda şey olmayacak. Futbol o zaman 30 yaşında falan bırak yaşlı diyorlardı. Hayır, 30 yaşındaki futbolcuya. Ondan sonra 30 yaşında çok güzel bir jübre yaptı bana kulübüm Fenerbahçe ile. Sezonun ilk maçıydı. 1 Ağustos'ta.
Hangi takımlara gittiniz? Beşiktaş'ta oynadınız. Hangi takıma gittik? Beşiktaş. 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 Cümle Beşiktaş. Hep Beşiktaş. Yani 15 yaşından 30 yaşıma kadar hep Beşiktaş. 30 yaşından sonra da 3 yıl altyapıda antrenörlük. 2 yılda A takımda yardımcı antrenörlük yaptım. Zor işti. Yani şu yönden zor işti. Yöneticilerle uğraşmak zordu. Takım kulübün yöneticisi. Evet. Çünkü her şeye burunlarına sokuyorlardı. 11 yapmaya kalkıyorlardı. Yani olacak şey değil. Yani profesyonel bir kadro, burada amatör bir yönetim. Amatör yönetimdeki adam futbol uzmanı. Ben şimdi gelsem burada herhangi bir matematik dersinin hocalığını yapmaya kalkmam evet. gibi bir şey. Evet, yani sen kimsin derler bana ya, ne yapıyorsun? Ama onlar hala da öyle, bakın çocuklar. Hala da Türkiye'de maalesef. Dünyada her tarafında profesyonel menajerler var, profesyonel. Teknik direktör var, evet. ekibi var, teknik direktörün. Profesyonel menajer var. O profesyonel menajer bütün planı programı yapıyor, futbolcu transferiyle ilgili özellikle. Ama maalesef o zamanlar bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu. Profesyonel ekip oluşturmak lazım. Futboldan anlayan, kültür düzeyi belirli yere gelmiş, futbolun dilinden anlayan, futbolla basın arasındaki iletişimi sağlayabilen böyle tek seçiciler lazım. O tek başına tek seçecek değil. O belirleyecek, gelecek, teknik direktörle tartışacak. Ondan sonra, şimdi burada da, şimdi bizim zamanımızda da yönetici ne diyor ki, şuradan şu takımdan şu oyuncuyu alalım. Dünyada nasıl yapıyorlar bunu? Anladım, o oyuncuyu alalım, scout ekibi var. Evet, 15 kişilik. Onlar gidiyorlar, o futbolcunun kolay maçını izliyorlar, zor maçını izliyorlar, içerideki maçını izliyorlar, dışarıdaki maçını izliyor. Artı kültür düzeyine, eğitim düzeyine, hepsini insanlarla ilişkilerine, çevresine karşı davranış. A'dan Z'ye dünyanın parası veriliyor. Evet. Kulüpler o kadar borca giriyor. Başarısızlık oluyor. Ondan sonra o oyuncular atılıyor. Ya Beşiktaşlar, şu geçtiğimiz ayda kaç tane oyuncu atıldı? Evet. Kaç tane oyuncu atıldı? Beşiktaşlar. Burada bir Beşiktaşlı da var. Ha? Katracı değil mi? Katranı değilsin ama orada oturan bir Beşiktaşlı var. Ondan sonra kaç tane oyuncuya attılar? Çok atıldı yani. Kaç ay önce aldılar oyuncuları? Yani, niye aldınız kardeşim? Ya futbol artık biraz daha borsa oyunu olduğundan dolayı. Hani sahada değil borsa oyunundan dolayı çok bilmiyorum. Ama biz Kabataş'a bence geri dönelim çok konu bozuluyor. Evet. Kabataş'tan sonra devam ederim futbola da. Dedim. Okulda favori bir mekanınız var mıydı? Favori bir mekan? Spor salonunu severdik mesela. Spor salonunda orada işte aramızda bir şeyler yapardık. Top oynardık, bilmem ne oynardık. Şu bahçede top oynardık. Spor salonu yurdun arkasında değil mi? Ana girişin sol tarafı. Tamam. Ana girişin sol tarafındaki. Şimdi yine orası değil mi? Evet. Ya ama o büyütüldü orası şimdi. Eskiden... Şimdi restorasyonda. Restorasyonda mı? Ha. Yani orayı çok severdik tabii. Buralarda topları top oynuyorduk. Sahilde top mu oynuyordunuz? Efendim? Sahilde top mu oynuyordunuz? Oynardık tabii. Kaçak maçı böyle. Boğaz'da kaçar mıydı? Efendim? Boğaz'da top. Kaçardı. Kaçardı tabii. Kim alırdı topu? Vallahi artık bir tane fedayı seçerdik. Aramızda. Boğaz'da kayboldu çocuk. Öyle, öyle. Evet canım. Başka? Başka. Ama zor sorular soruyor bu ya. Beşiktaş'ta oturuyordunuz değil mi? Beşiktaş'ta. Serence ve yokuşunu okuyorum. Yani tam merkez. Yıldız Bulvarı var ya, ona evet. paralel diğer yokuş, dar yokuş var. Arkadaşlarınız o zaman okul çıkışını ne yapardınız? Vallahi, Sarı Stadı'nda maç yapardım. Yani okul, futbol ve hele hele ben ondan sonra profesyonel yaşam başlayınca yavaş yavaş Beşiktaş altyapında yapısında evet. oynuyordum. O zaman altyapı neredeydi? Aynen, Şeref Stadı'nda. Her şey orada. Farelilerin arasında dolaşıyorduk. Bülent, nerede şimdi? Ya bir tane topumuz vardı, bir tane ayakkabımız vardı. Diyaköz deniyordu o zaman. Diyaköz nedir biliyor musunuz? Yok. Ha, bilmezsiniz. Diyaköz, kösele ayakkabı. Altına özel her kulübün şeyi vardı. Marangoz değil de şey.
Ayakkabıcı. Ayakkabıcı. Ayakkabıcılara vardı. Altına şöyle şöyle köseleler düşünün. Böyle böyle üst üste konurdu o köseleler. Çakardı adam. Ondan sonra maçlarda ayağımıza çivi batar. Haydi gelirdik kenara çekiç örs kenarda dururdu öyle. Haydi vururlardı. Çiviler içeriye batmasın falan diye. Yani. Size hiç oldu mu? Efendim? Size hiç oldu mu? Çok. Ne kadar çok hem de. Haydi. Ondan sonra ilk Adidas'ı ne zaman giydim ben biliyor musun? İlk Adidas ayakkabıyı. Almanya'da Alman milli takımıyla karşılaşıyoruz. O zaman Beckham var, Müller, Fox. Yani tabii Batalmanya değil mi? Batalmanya. Evet. Ünlü kadrosu. Ondan sonra o en ünlü kadrosu. Ondan sonra Almanlar konsoloslukta şey verdiler bize, kokteyl gibi bir şey verdiler. Hoş geldin kokteyli. Alman konsolosluğu, Türk konsolosluğunda. Alman konsolos da oradaydı. Dedi bize misafir umduğunu değil bulduğunu yer. O kırıfa bak ya umduğunu değil bulduğunu yer. Sen kimsin be? Ondan sonra tamam çok iyi takımım var ama yani biz öyle biz boyun eğer miyiz biz ya? Biz Türk olarak bir kere öyle boyun eğmeye çalışık değiliz biz. Ve çıktık biz. İlk golü de biz attık. Kim attı? Kamuran. Eskişehir sporlu Kamuran vardı. Eskişehir spordan. O attı ilk golü de. 1-0 öndeyiz. Sonra 1-1 oldu. Sonra 2-1-3-1. Yok, hayır. Kaç bitti? 1-1 bitti. Allah Allah, karışma. 2-1'miş. Nerede 2-1? 1-1. Sonra 1-1 bitti. Muazzam olay oldu. Ne oldu biliyor musun o maçta? Son 90. dakika filan. Kale bizim kale burada. Buradan santralı oradan frikik kazandı şeyler Almanlar. Buraya doğru şey yapıyor. Top havalandırırlar. Hepimiz burada sıralanmış. Geri gidiyoruz. Top benim kafama çarp. Buradan içeri giriyordu az kalsın. Beni kimse evet. Unutmayacaktı o zaman işte. Son dakikada kendi kalesine gol atan sağlı diye. Her tarafıma kramp girdi. Sinirden, korkudan. Her tarafı çıktı. Toplisar mı çıktı? Kaleci Ali. Ali'ydi, Göztepe'li Ali'ydi. Bir vurdu buradan dışarıya attı. Korner. Kurtuldum. Hayatım kurtuldu. Teknik direktörlük kariyeriniz? Şeyde Beşiktaş'ta altyapıda 2 yıl. Sonra A takımında 3 yıl yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Ancak o zamanlar çok zordu. Yani teknik direktörlük falan. Ha, ilk başta Üsküdar Anadolu Kulübü'nde beni teknik direktör olarak ben işte gazeteciyken beni aldılar teklif yaptılar filan. Sene kaçtı? Milattan önce sene kaçtı? Ya, ya. 1975. 70'ler tamam. 75'te jübilemi yaptım. Evet. 75 yani, filan. Futbol bıraktıktan hemen sonra. Hemen sonra Anadolu. Evet, Anadolu Kulübü'ne gittim. Anadolu Kulübü'nde bir başkan vardı. Her şeyi o yapacak. Antrenmana gel çık sen yaptır bari. Baktım ki olacak gibi değil. Başkan dedim olmaz böyle. O da dedi ki bana evet olmayacak dedi. Ne olmayacak dedim. Ayrı. Sizinle beraber olmayacak dedi. Allah'a ısmarladık güle güle dediler. Ondan sonra döndüm basın mensubu olarak. 30 yaşımdan 60 yaşıma kadar yani yakın zamana kadar. Yeni emekli oldum. Basın kartı, sürekli basın kartım var. Evet. Televizyonlarda işte yorumculuk yaptım. Ondan sonra tabii Kabataş hep burada. Evet. Kabataş'ı niye bu kadar çok seviyorsunuz? Ya çocukluğum burada geçti. Nasıl sevmem ben? Ondan sonra Beşiktaşlıyım. Beşiktaş Center'in içerisinde Kabataş. Ve Kabataş her zaman Beşiktaş'a yakındır. Her zaman bir bağ vardır. Kabataş'la Beşiktaş arasında bir bağ vardır. Bir sevgi vardır. Bir ilişki vardır. Ondan sonra Kabataş-Beşiktaş ilişkileri ile ilgili olarak o zamanlar bir komite de oluşmuştu. Bir takım girişimlerde bulunuldu. Ne yapılabilir, ne yapabiliriz diye Kabataş ve Beşiktaş bütünleşti. Ama önce yok muydu? Yani o zaman mı başladı Kabataş bisikleti? Ya ondan önce de Kabataş Beşiktaş ismi yan yana anlıyordu ama benim dönemimde ben gayet ve ben hatta Kabataş Beşiktaş ilişkiler başkanı oldum. Şey olarak yani hem Beşiktaşlı hem Kabataş olarak. Ondan sonra o ilişkiler belirli bir süre iyi gitti ama belli bir süreye kadar. Ondan sonra iş gevşedi biraz.
Evet. Okay. Burada şeyin röportajımızın sonuna geliyoruz. Geldik maalesef. Mi? İyi. Maalesef. Evet. Maalesef. Evet. Ama çok güzel bir röportaj oldu. Çok güzel sorular hazırlamışsınız. Kabataş benim için çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Bir yarım Beşiktaş'sa öbür yanım Kabataş. Beni Beşiktaş'a iten Kabataş oldu. Kabataş listesine girmeseydim ben, Şeref Stad'ın yanımızda, Beşiktaş'la ilişkilerim olmayacaktı. Kabataş listesine girmeseydim ben, Mustafa Uzma gibi bir beden eğitimi, durmadan Mustafa Uzma diyorum bak. Evet. Çok değerli benim iş. Yıllardır da görüşmüyoruz. Nedir, ne değildir şu anda bilmiyorum. Mustafa Uzma gibi bir değerli bir hoca beni insan olarak, birey olarak, ondan sonra bir sporcu olarak bu duruma belki gelemeyecektim. Mustafa Uzman'ın bu yönde de çok büyük katkıları oldu. Ve Beşiktaş'a adım attım. Beşiktaş'a adım attıktan sonra da Kabataş-Beşiktaş ilişkilerini hep taze tuttuk. Bizim o zaman başkanımız Süleyman Sabah. Süleyman Sabah da o hani dedim ya Kabataş-Beşiktaş ilişkileri orada çok aktif rol oynadı Süleyman Sabah da. Süleyman Sabah ve Kabataş... Süleyman Sabah'ı yakında tanıyor muydunuz? Süleyman Sabah benim babam gibiydi neredeyse. Süleyman Sabah çocukluğu, gençliğimde altyapıda, sonra A takımda başkanımdı. İlk A takıma ama Hakkı Yeten vardı. Hakkı Yeten. Evet, Beşiktaş'ta Hakkı Yeten vardı. Ya, hatta hiç unutmam. İşte 17 yaşındayım falan. Highlight plajına gittik babamla falan beraber. Arkadaşları da var babamın. Ondan sonra Hürriyet'te bir yazı çıktı. Sanlı Yusuf Şenol Birol'umuz olacak. Babamın elinde, babam ilk önce karşı geliyordu. Futbolcu olur mu? Okulundan kalacaksın bilmem ne. Beni görevli olduğu illerde polislerle kovalatıyordu. Top oynamayayım diye filan. Ondan sonra Vali Bey ya. Ondan sonra hasta oldu ama. Futbol hastası oldu ondan sonra. Benim her maçıma geliyordu. Ben kötü oynarsam, Beşiktaş yenilirsem benimle konuşmuyordu. İki gün konuşmuyordu benimle. Ondan sonra futbol güzel bir şey. Spor güzel bir şey. Futbolla tahsil hayatını bir arada götürebiliyorsan, ben maalesef inşaat mühendisi 3. sınıfta maalesef bırakmak zorunda kaldım. Devam da edebilirdim. Ama zordu da. Biliyorum o kamplar, o zaman çok uzun kamplar oluyordu bizim dönemimizde. Her şeye rağmen Beşiktaş ve Kabataş olarak mutluyum, gurur duyuyorum. Biz de sizden konuşmaktan çok gurur duyduk, sağ olun. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani bizi nasıl gurur duyduk? Ne demek, ne demek? Benim yuvam burası. Teşekkür ederim.